Banyoya veya yüzmeye gittiğinizde vücudunuzdaki hücrelerin neden suyla dolmadığını hiç merak ettiniz mi? Veya hücrelerinizdeki maddelerin neden havuza akmadığını? Bunun cevabı bizi bu durumdan koruyan çok kuvvetli bir yapıya sahip olmamız. Ve biz buna hücre zarı diyoruz. Hücre zarı hücrelerimizin dışında bulunan şeydir. Buraya hemen hücrenin çok basit bir resmini çiziyorum. Hücrenin içinde küçük bir nükleus yani çekirdek bulunur. Ve bu pembe dış çizgi ise hücre zarıdır. Hücre zarı hücreyi dış çevreden korur ve içeri nelerin girip nelerin çıkacağına karar verir. Bu yarı geçirgen bir yapıdadır. Bir nevi geçirgendir yani. Bazı şeyler geçebilirken bazı şeyler geçemez. Bu hücrenin önemli bir bölümüdür. O kadar ki hayatta kalmamızı sağlayan şeydir. Peki ya bu yapıyı düzenleyen, oluşturan nedir? Hücre zarını oluşturan temel yapı taşı fosfolipitlerdir. Tabii ki başka maddeler de vardır ama yapısındaki en önemli madde fosfolipittir. Fosfolipitlerin üç ana bileşeni vardır. Bunlardan ilki baş bölgesindeki fosfat grubu. İkincisi omurgayı oluşturan gliserol. Ve üçüncü olarak da kuyruğunu oluşturan iki yağ asidi. Anlattıklarımızı bir çizime dökersek, evet, şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Fosfat grubu aynı bir baş gibi daire şeklinde. Ve iki yağ asidi de birer kuyruk gibi burada. Sanki bir balonun ipleri gibi gözüküyor öyle değil mi? Benim hatırladığım şekliyle fosfolipit burada iki ipi olan bir balon gibi. Peki gliserol omurga nerede? Gliserole omurga denmesinden anlayabileceğiniz gibi bu iki yağ asidini fosfat grubuna tutturan temel şey. Bu molekülün omurgası bel kemiğidir. Normalde bu çizilmez. Ama siz bilin ki buradadır ve bu iki yağ asidinin fosfat grubuna tutunmasını sağlar. Bu yapının oldukça ilginç bir parçası var. Buradaki baş kısım aslında hidrofilik ya da polar. Hidrofilik su seven anlamına gelir. Buradaki fosfat grubu baş su elde edebilmek için her şeyi yapar. Suyu çok sever. Ama buradaki yağ aseti kuyruklar çok uzun karbon zincirleri olduklarından dolayı hidrofobiktir. Fobik veya fobi kelimesinin korku anlamına geldiğini biliyorsunuz. Hidro da su anlamına geldiğinden suyu sevmediklerini anlıyoruz. Bu iki yağ asidi sudan uzak durabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapar. Bu ikisine de sahip olan bir moleküle amfipatik molekül diyoruz. Amfipatik. Yani amfipatik moleküller hem hidrofilik hem de hidrofobik kısma sahiptirler. Peki ya suyun içinde bu molekül ne yapar? Diyelim ki bir sürü bu molekülü suyun içine koyduk. Suyun içine girer girmez hidrofilik olan baş kısım suya mümkün olduğunca yakın durmak ister. Ama kuyruklar bunu istemez. Sonucunda olansa fosfat grupları bir araya toplanırken kuyruklar kendilerini sudan korumaya çalışırlar. Ama bu maddeler zaten suyun içinde bulunduklarından su aynı zamanda burada alt kısımlarda da olacak. Bu durumda çok eşsiz bir yapının ortaya çıkmasına neden oluyor. Yağ asidi kuyruklar bu şekilde gruplaşmaya başlıyorlar. Ve fosfolipitler de çizdiğim gibi baş aşağı bir şekilde birbirlerine yaklaşıyorlar. Fosfat grubu başlar suya yakınken hidrofobik kısımlarda sudan uzaklaşmış oluyorlar. Buna fosfolipit çift tabakası denir. Bu hücre zarının temel yapısıdır ve söylediğim gibi bu iç bölge hidrofobiktir. Şimdiye kadar geldiğimiz noktaya bir bakalım. Elimizde bu şekilde gözüken bir yapı var ki biz buna fosfolipit çift tabakası diyoruz veya lipit çift tabakası da diyebiliriz. Ama sizce buradaki bölge de suyla temasa girmiyor mu? eğer bu yan taraflar da suyla temas ediyorsa bu yapı nasıl bu şekilde olabilir ki hele ki kuyruklar suyla temastan kaçınırken aslında bir hücrede bu yapı bir daire şeklinde oluşur aynı şu an çizdiğim gibi bu arada tabii ki bu kabaca çizilmiş bir hali bir hücrede şuradaki duvarlar tüm gövdeye oranla oldukça incedir. Yani anlayacağınız bu formda burada gösterdiğimiz su gibi bir problemimiz olmuyor. Gerçek bir hücrede su tamamen bu yapının dışında ve içinde kalıyor. Ve bu hücre zarında su nereye değerse değsin, orada sadece hidrofilik yapıdaki fosfat grubu baş bulunuyor ki onlar da zaten suyla temas etmek istiyorlar. Bu hücre zarının içerisinde ise hidrofobik bir kısmımız var. Hadi bunlardan kurtulup yeni bir resme geçelim şimdi. Hücre zarının yarı geçirgen olduğundan daha videonun başında bahsetmiştim. Şimdi bunu biraz daha açmak istiyorum. Buraya çok uzun bir hücre zarı çizelim. Biliyorsunuz hücrelerimizi saran hücre zarları aslında küre biçimindedir. Ama daha iyi anlatabilmek için şimdilik bunu düz bir çizgiyle çizdim. Buradaki kısmı dış çevre yani ekstrasellüler olsun. Burası da içi yani intrasellüler olsun. Gördüğünüz gibi hücre zarında fosfolipitler birbirlerine çok yakın bir şekilde sıkıştırılmışlardır. Yani genellikle hücreden geçebilenler küçük moleküllerdir. Hücre zarında bahsettiğimiz bir diğer şey de buradaki iç kısmın son derece hidrofobik olduğuydu. Yani küçük ve apolar moleküller hücre zarından geçebilirler. Buna da pasif difüzyon denir. Küçük ve apolar molekül için verebileceğim en iyi örnek ne olur acaba sizce? Muhtemelen en bilinen tür. Gazlar olur. Oksijen veya karbondioksit gibi gazlar. Bunlar etrafımıza her gün, her dakika saran gazlardır. Ve hücrelerimiz bunları hücrelerimizden içeri ve dışarı doğru bir nevi soluyorlar. Yani gazlar hücre zarımızdan oldukça kolay ve çok da hızlı bir şekilde geçebiliyorlar. Hem küçük hem de apolarlardı. Peki ya hücrelerimiz her gün başka nelerle etkileşime giriyor? Tabii ki bunların en başında su gelir. Su oldukça küçük bir moleküldür ve aynı zamanda da polardır. Suya benzeyen diğer bir şey de etanoldür. Peki ya bunların hücre zarımızla etkileşimi nasıldır? Dediğim gibi hücre zarı küçük molekülleri sever ve bunlar da hücre zarından geçebilecek küçüklüktedirler ama hücre zarımız aynı zamanda moleküllerin apolar olmasını da ister. Bu yüzden de bunlar çok yavaş bir şekilde geçebilirler. Geçebilmelerinin nedeni çok küçük olmalarıdır. Küçük oldukları için içeri sızabiliyorlar zaten. Ama bunu çok yavaş bir şekilde yapabiliyorlar. Çünkü ortadaki hidrofobik kısım suyun orada olmasından pek hoşlanmıyor. Görüyoruz ki küçük ve polar moleküller geçebiliyor. Peki ya büyük ama apolar bir molekülümüz olsaydı? Mesela benzin gibi. Benzin hücre zarından geçebilir. Her ne kadar büyük olsa da apolardır. Yani hidrofobik bölgeyle ilgili hiçbir sorun yaşamayacaktır. Ama yine de bu geçiş yavaş olacaktır. Size ufak bir olay anlatayım şimdi. Eskiden öğrenciler ve araştırmacılar laboratuvarlarda ellerini yıkamak için benzin kullanırlardı. Ama bilim adamları sonradan benzinin hücre zarından geçebildiğini ve onlara zarar verebileceğini keşfetti. Peki ya elimizde hem büyük hem de polar bir molekül olsaydı ne olurdu? Mesela şeker ya da glikoz gibi. Glikoz hücre zarımızdan geçemez çünkü hem büyüktür hem de polardır yani hücre zarının geçişine izin verdiği moleküllerin tam tersi özelliklere sahiptir. Yani glikozun başka araçlarla emilimini sağlamak zorundayız. Kendi başına hücre zarından geçemez. Peki, son olarak yüklü molekülleri düşünelim. Bunlar da her yerdeler. Yüklü moleküller için ne örnek gösterebiliriz? Klorür iyonu olabilir sodyum iyonu veya herhangi bir tür iyon. Evet bunlar olabilir. Çok yaygın olan diğer bir yüklü molekül ise amino asittir. Ve bunlar yüklü moleküller olduklarından oldukça da polardırlar. Ki bu yüzden de hücre zarından geçemezler zaten. Şimdi kısaca toparlamak gerekirse hücre zarı hücrelerimizi korur ve hangi maddelerin geçip hangilerinin geçemeyeceğine karar verir ki biz buna yarı geçirgenlik diyoruz. Hücre zarı bir arada duran bir grup fosfolipitten oluşmaktadır. Hücre zarında oldukça büyük bir hidrofobik kısım olduğundan apolar moleküllerin geçişine izin verirler. Aynı zamanda fosfolipitler birbirlerine oldukça yakın şekilde bulunduklarından küçük moleküllerin geçişini tercih ederler. Yani hücre zarımız yarı geçirgendir. Yani genellikle küçük ve apolar moleküllerin geçişine izin verir. İşte bu konuda böylelikle bitti. Şimdilik hoşça kalın.